Türkiye kripto para yasasına yoğunlaştı. Denetim geliyor. Bir bakacağız şu anda ülkemizin, Türkiye'nin kripto paralara yönelik yaklaşımını ele almaya çalışacağız. Yakın zamanda tabii konuyla alakalı önemli açıklamalar yapıldı. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı tarafından kripto paralara yönelik ilk etapta bir açıklamalar oldu. Devamında Mehmet Şimşek konuştu. Ardından Merkez Bankası Başkanı konuştu vesaire şeklinde tabii önemli açıklamalar geldi. Bu noktada ilerleyen yıllarda gelecek olan CBDC'lerden bahsedildi. Nitekim gelecek yıllarda kağıt demir paraların kaldırılacak olup, yani şu anda bu uzattığımız aldın verdin muhabbeti, alışageldiğimiz bu sürecin tabii yerini tamamen dijital blockchain ile dijital Türk lirası ve CBDC'lere bırakma durumunun söz konusu olduğundan bahsedilmişken, aynı şekilde kripto paralara yönelik ve şirketlere yönelik vergilendirme sisteminin dünya ortalamasıyla uyumlu şekilde ve rekabeti öldürmeyecek, güçlendirecek şekilde ve inovasyonu geleceği biliyorsunuz ifade edilmişti. Aynı zamanda kriptoların Türk hukukuna entegrasyonu gibi önemli konular yer alıyordu ve kripto paraların aynı şekilde bu şirketlerin ve fintech alanının yaygınlaştırılmasından bahsediliyordu. Yani çok güzel açıklamalar aslında görmüştük. Şimdi bakalım neler var. Ana akım medyada yer alan açıklamalara göre Türkiye düzenleyici netliğe doğru önemli bir adım atıyor. Zira kripto para piyasasını yasal bir çerçeve altına almak için hazırlıklarını yoğunlaştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu bu gelişmede önemli bir rol oynayacak. Ayrıca kripto para ihracı ile ilgili kilit kararları belirleme yetkisine sahip olacak. Kara para aklamayı engellemeyi ve şeffaf bir yasal yapı oluşturmayı hedefleyen Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önerilen düzenlemeleri önümüzdeki yeni yılda meclise sunulması bekleniyor. İşte detaylar diyor. Evet, buradaki önemli kısım tabii bizde de biliyorsunuz ki SPK bu işe bakıyor. Türkiye'de kripto para birimlerine vergi geliyor mu? Geliyor. Çeşitli ana akım medya kuruluşlarının haberlerine göre Türkiye kripto para düzenlemelerine yoğunlaşıyor. Türkiye'nin düzenleyici girişimi Bitcoin ve altcoin piyasasında belirli bir eşiği aşan kazançlara işlem vergisi uygulama planlarını içeriyor. Bu önlem kripto varlıkların yasa dışı finansal faaliyetler için potansiyel kötüye kullanımını önlemeyi amaçlamaktadır diyor. Bir işlem vergisinin getirilmesi kripto işlemleri için güvenli ve düzenli bir ortam yaratmaya yönelik önemli bir adımı temsil etmektedir diye söylüyor. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Belirli, bak şimdi ne olduğu henüz bilinmiyor. Meblağ bilinmiyor. Burada diyor ki belirli bir eşiği aşan kazançlara işlem vergisi. Bir belli bir varlık üzerinde işlem yapıyorsun ve bu çok yüksek bir miktar mıdır? Bunun belli bir kısmını vergi olarak ödüyorsun. İki, belli bir kazanç vergisi olacak. Bunun da ne kadar, bak şimdi ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Sadece ana raddede biliyoruz. Mesela ABD'de bu en son 100 bin dolardı. 100 bin doların üzerinde kazancın var. Bu arada bu 1 milyon dolardan indirildi sonradan. Böyle bir kazancın var mı senin bu kripto paradan? %30'unu vergi veriyorsun. Yani az mı, çok mu? Ya bunun yorumunu size bırakıyorum. Bilgiyi verip kenara çekiliyorum. Yaklaşan işlem vergisi de dikkat çekiyor. Düzenleme önceden belirlenmiş bir limitin üzerindeki kazançları hedefleyerek inovasyonu teşvik etmek ve kripto varlıkların kötüye kullanılmasını önlemek arasında bir denge kurmayı amaçlıyor. Bu hamle kripto para birimlerini yerleşik finansal sistemlere entegre ederken ilgili riskleri de azaltmaya yönelik. Tabii oranları aldıktan sonra bunları göreceğiz. Fakat bu tarz işler gerekli. Yani kötü aktörlerin piyasadaki varlığı ve işlem yapmalarına rağmen bu tarz regüle edilmiş yerleri tercih etmemeleri, çünkü buranın bir kara para aklama borsası olmadığını, nitekim yapacağı işlemde Türkiye'ye şöyle güzel bir harçlık bırakacağını bilmesiyle muhtemelen fazla tercih edilmeyecektir. Türkiye kripto para piyasasını düzenlemeye yönelik adımlar atıyor. Bu sırada işlem vergisi
finansal işlemlerin bütünlüğünü sağlamaya amaçlıyor. Diğer yandan gelir elde etmek için bir araç olarak hizmet edecektir. Raporlara göre hükümet karlara vergi uygulama sürecine de başlayacak. Bu gelişmekte olan kripto alanına sorumlu katılımı teşvik eden bir çerçeve oluşturur. Arkadaşım gerekiyor. Yani tabii eminim hani şey diyebilirsiniz ya kazancımızın daha vergisini mi ve bak bunlar lazım. Piyasayı tanıyor devletler artık. Bak ne güzel devlet geliyor burada şey yapıyor. Burası üzerine geliyor ve diyor ki ya arkadaşım biz bunu tanıyoruz. Böyle bir şey var. Biz burayı regüle ettik. Bu ne demek? Biz de buraya aynı zamanda kefiliz. Piyasaya girecek kurumsalları düşünün. Daha neler olabilir? Yani bu vergiyi herkes verecek. Yapacak bir şey yok. Sen de vereceksin. Ben de vereceğim. Başkası da verecek. SPK yetki sahibi olacak iddialar gibi önümüzdeki düzenlemenin temel unsurlarından biri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kripto varlıkların ihracına ilişkin ilkeleri tanımlama yetkisine sahip olması. Bu hamle şeffaflık, yatırımcının korunması ve piyasa bütünlüğüne vurgu yapıyor. Böylece daha düzenli bir kripto para ekosistemine doğru bir geçiş anlamına geliyor. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni yetkisi, kripto varlıkların ihracının bir dizi ilke ve yönergeye uymasını sağlamak için stratejik bir hamledir. Bu sadece yatırımcı güvenini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda Türkiye piyasasında meşruiyet arayan kripto para projeleri için standart bir yaklaşım oluşturacak. Doğru. Hani buradaki kısım doğru. Hani diyor ki bunun olması hem kripto paraların meşruiyeti yani resmi olarak devlet eliyle ve devlet gözüyle legal bir şekilde tanınması aynı zamanda tabii ki de güven ortamının sağlanmasını içerdiğini dile getiriyor. Evet. Önerilen düzenlemeler kapsamında kripto para borsaları sermaye gereksinimleriyle karşı karşıya kalacak. Böylece kuruluş sürecinde teminat zorunlu olacaktır. Bu katı yaklaşım kripto para ticareti ve kullanımı ile ilgili potansiyel risklere karşı koruma sağlamaya amaçlanmaktadır. Ya bu gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz gördük yani XRP'yi listeliyor. XRP'nin fiyatı 100 dolara çıkıyor. Yok işte Bitcoin'in fiyatı 120 bin dolara çıkıyor. Böyle gibi bir saçma sapan bir şeyler. Ya da borsa iflas ediyor. Adam diyor ki yok kardeşim sen burada borsa mı işleteceksin Türkiye'de? O zaman iyi bir sermaye ne olacak? Biz seninle alakalı kaygısız olacak. Yarın öbür gün battık ettik bilmem ne çekmeyeceksin bize. Sektördeki mevcut şirketlere gerekli altyapı ayarlamaları için belli bir zaman dilimi tanınacak. Böylece yeni düzenleyici ortama sorunsuz geçiş sağlanacaktır. Yani yetkililer yeni yılda kapsamlı düzenleme teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlık sürecinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.